Arkadaşlar denizden sonra kalenin içerisine geldim. Ülbişim'i görmeye. Bedesten Otel var. Çok meşhur bir otel kale içerisinde. Orayı çekeceğim. Hem de buraları göstermek istiyorum size. Bedesten Çarşı'yla Ülviye teyzenin Limon Kale restoranı arasında çok az bir mesafe var. Kale bu sene yollarını çok güzel bir şekilde revize etmiş. Çok tatlı. Ahşaptan ince uzun yollar yapmış. Her yolda da manzarayı görebileceğiniz aralıklı balkonlar var. Muhteşem gün batımını izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş akşam oluyor ve güneş batıyor. Etrafa bırakmış olduğu kızıllıksa paha biçilmez. Kalede böyle dükkanları olan birçok kişi Alanya'nın yerlisi ve benim kardeşimin arkadaşı ya da benim arkadaşım. Aileleriyle birlikte bu tarz şeyler satıyorlar. Ve hani hatta evleri de burada bir şekilde yaşıyorlar da. Çok da iyi yapıyorlar çünkü kalenin gerçekten muhteşem temiz bir havası var. Keşke dediğim gibi buralardan ben de bir ev yapabilseydim. Bu arada burası yeni açılmış. Önceden yoktu geçen senelerde. Gördüğünüz gibi eşarplar, hasır çantalar, dondurma, buzdolabı magnetleri, minnoş minnoş şile bezinden kıyafetler. Aa, şurada çok tatlı kabaklar var. Bu kabaklar meşhurdur. Gece lambası olur. Old Kester House diye geçiyor burası. Camimiz. Süleymaniye Camisi. Çok güzel bir yapıttır. Sağda mezarlıklar görebilirsiniz. Şaşırmayın. Çünkü hani burada evet böyle bir sistem var. Oradan da giden bir yol var. Ama yukarıdaki kaleye gitmeniz için bu yolun ana yoluna çıkıyorsunuz ve arabayla çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çok yokuştur. Yürürken zorlanırsınız. Yollar şahane ama değil mi? Vallahi ben çok seviyorum buraları. Akşamları biraz evet ürkütücü oluyor çünkü sağda mezarlıklar var gördüğünüz üzere. Ama solda cami var ama bir taraftan da marketi, oteli ve dükkanları ile çok tatlı, mistik bir yer. Bunlar kilim arkadaşlar. Şallar, otantik kilimler, pareyolar. Kalede bu tarz şeyler satılıyor ve turistlerin acayip ilgisini çekiyor. Bakar mısın ne kadar güzel bir şal var. Yine çok tatlı bir elbise. Bu arada bu evi çok seviyorum. Bir avukatın eviymiş bu. Bunun da ön cephesi aşırı derecede güzel surlarla kaplı ve manzarası müthiş. Ev de şahane. Şu terasa, balkona bakar mısınız arkadaşlar? Taş ev dediğimiz kale evleri bu şekilde oluyor. Bedesten Çarşı'nın içerisinde Ülviye teyze bir dükkan açmış. Oraya gidiyorum onu ziyarete. Onu göstereceğim size. Önceden buralar hep oda odaydı. Şimdi artık buralar hep butik butik olmuş. Ortaya avluya bu şekilde bir çay içebileceğin, kahve içebileceğin bir yer. Ve buralar böyle mağaza mağaza olmuş. Burada ne varmış bakalım? Tokalar, seramikler. Çok tatlı. Oda oda bu şekilde mağazalar var. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Ülviye teyzeyi bulmam lazım. Aa, Ülviye teyze orada. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş buldum. Ben de bakıyordum hangi dükkan senin diye. Aa, ne güzel. Arkadaşlar bakar mısınız? Size daha önceden Limon Kale'yi göstermiştim biliyorsunuz. Limon Kale'deki mücevherleri. Yine onların bir benzerleri ve taşları olacak şekilde nazar boncuklu. Turistin gerçekten ilgisini çeken şeylerdir bunlar. Ülviye teyzenin Bedesten Çarşı'daki dükkanında mevcut. Bunlar bu arada arkadaşlar erkekler de bu seni çok seviyor. Hatta Nişantaşı'nda birçok marka ve firmanın da yapmış olduğu deri bileklikler.
Aa, Ülüğü teyze, bu ne oluyor şimdi? Çok hoşmuş yahu. Sultanların taktığı kolyelere benziyor değil mi arkadaşlar? Siz de sevdiniz mi? Benim çok hoşuma gitti. Bayağı havalı bir şey. Otantik kolyeler, aynen. Burada da biz varız. Evet, estağfurullah, siz de buradan da. Gördüğünüz gibi turistin, hatta benim, hatta sizlerin de ilgisini çekecek olan acayip tatlı takılar vardı Ülvişim'in yerinde. İleriye doğru ilerliyorum, bakalım başka ne var, ama sanırım burada dükkanlar artık yavaş yavaş kapatıyorlar. Ha, böyle bir lokumların satıldığı bir yer var. Turistler bunları çok seviyor. Turkish Delight. Ortada gene bir dondurmacı mevcut. Burası çok hoş olmuş ama dediğim gibi daha önceden burası oteldi ve şu görmüş olduğunuz mağaza olan yerler hep odaydı. Evet, bildiğimiz Bedesten Otel gerçekten çok tatlı bir Bedesten Çarşı olmuş. İnşallah işleri güzel gider, sezonda da güzel işler yaparlar. Çok tatlı, minnoş minnoş butikler açılmış. Hadi devam edelim. Arkadaşlar, deri bizde çok önemlidir. Gene Bedesten Çarşı'nın içerisinde deri çantaların olduğu, birebirlerin olduğu çok güzel bir mağaza. Ha, bakalım, turistler bunları çok seviyor arkadaşlar. Ay, ben bile çok seviyorum. Her gelişimde alırım yani kahvaltılık olarak. Çünkü şey yani, hani renklere bakar mısınız? Çok hoş yani. Onları çok iyi anlıyorum. Ve Alanya'nın tabii ki görselinin olduğu tabaklar olmazsa olmaz. Hadi bakalım, gidelim. Bakalım başka neler var. Bu arada bu aynalı çok gördüm bu sene. Sanırım bu senenin modası da dışı bu şekilde güzel görsellikte olan ama içinde de hem büyütücü hem de normal görseli olan aynalar. Arkadaşlar, kabakları da böyle yakından size çekmek istedim. Bizim Alanya'nın meşhur gece lambası ya da ev görselinde güzel kullanılan dekoratif hediye anlayışında kabaklar vardır. Bakar mısınız ne güzel süslenmiş. Ve bu mağaza, bu butik mağaza Bedesten Çarşı'nın içerisinde ve sırf bunlarla ilgili satış yapıyor. Gerçekten en renkli ve en tatlı butik burası olmuş. Çünkü sırf gece lambası üzerine ve dekoratif süsleme üzerine kabaklar süslenmiş, oyulmuş, ışıklandırılmış. Bakar mısınız şu görsele? Muhteşem bir butik. Evet, Bedesten Çarşı'yı da şu an itibariyle bitirmiş durumdayım. Tekrardan artık akşam yemeği için Ülvişim'in dükkanına gitmeyi, yani Limonkale'ye gitmeyi düşünüyorum. Orası gerçekten çok tatlı bir kafe, bar, restoran ve bana mantı sözü var. Kaçıramam bunu. Sizi seviyorum. Bir başka Alanya gününde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Summer's gone, I'm
years of